Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle DGS kontenjanları hakkında bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliği duyurmak istiyorum arkadaşlar. 7 Mayıs Cuma günü akşam saat 9'da DGS hukuk kontenjanlarının arttırılması ile ilgili bir etkinlik planlıyoruz. Bu etkinlik kapsamında Twitter'da ve Instagram'da arkadaşlar bununla ilgili ÖSYM'ye ve üniversitelere baskı yapmak istiyoruz. Sizden istediğim iki şey var arkadaşlar. Bunlardan birincisi CİMER'e yazmanız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne DGS hukuk kontenjanlarının arttırılması ile ilgili bir dilekçe doldurursanız arkadaşlar. Dilekçe dediğim sisteme üye oluyorsunuz. Hukuk kontenjanlarının arttırılmasını talep ediyorsunuz arkadaşlar. Bunlar neden önemli? Birazdan bunlara değineceğim. Bunlar gerçekten önemli konular arkadaşlar. Siz bunu talep etmezseniz kimse sizin kontenjanlarınızı arttırmayacaktır. Kontenjanlar arttırılmaz, böyle yollara gerek yok falan diyenler de olacaktır. Bunlar moralinizi bozmasın. Birincisi dediğim gibi arkadaşlar, CİMER'e yazıyorsunuz. CİMER'e yazan arkadaşlar ekran görüntülerini bana Instagram'dan atarlarsa, beni paylaşırlarsa hikayelerinde, ben de kendi hikayemde onları paylaşacağım. Birincisi arkadaşlar bu. İkincisi Twitter'da Cuma günü akşam, 7 Mayıs Cuma günü akşam 9'da DGS hukuk kontenjanları arttırılsın diye bir etkinlik planlıyoruz. Bu etkinliğe adalet öğrencilerinin tamamını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kontenjanların arttırılması arttırılmaması meselesine değinecek olursak özellikle neden hukuk? Çünkü hukukla ilgili arkadaşlar her sene kontenjanlarda bir düşüş var. Dolayısıyla yani kontenjanların düşük olmasından dolayı çok fazla rekabet oluyor. Ve ÖSYM her sene gittikçe kontenjanları 5, 10, 15, 20, 100 azaltıyor. Yani bu hukuk öğrencilerinin gerçekten kanayan bir yarası. Özellikle DGS ile hukuka geçiş çok kolay, hukuka geçiş çok kolay mantığından artık şu an DGS ile hukuka geçmek gerçekten zorlaştı. Yani bunun gidişatı hiç iyi değil arkadaşlar. Kontenjan şu an 700. Bu sene kontenjanı 500'e düşürdüğünü varsayarsak, 500'e düşürmese 50 bile kontenjanlarda azalma ya da 50 bile kontenjanlarda artma size çok etki edecektir. Yani bu yola gerek yok. Böyle kontenjanlar artmaz diyenlere ben YKS öğrencilerinden örnek vermek istiyorum. DGS öğrencileri bir şeyleri talep ediyorlar. Yani yanlış anlaşılma olmasın ama DGS öğrencileri bir şey talep ediyorlar. Ama sadece talep ediyorlar. Yani bununla ilgili herhangi bir etkinlik yapmıyorlar. Herhangi bir şekilde tepki oluşturmuyorlar. Herhangi bir şekilde yani buna baskı yapmıyorlar. Yani biz zaten yaparsak da olmaz. Yani biz işte Twitter'da etkinlik yaparsak da olmaz. İşte biz bunu CİMER'e yazarsak da olmaz. Arkadaşlar siz zaten bir şeye kendiniz güvenmezseniz, kendiniz inanmazsanız bu şey zaten olmaz. Yani bir şey öncelikle kendinizin inanması, sizin kendinize güvenmeniz gerekiyor. DGS öğrencileri bu anlamda arkadaşlar biraz sorumsuz oluyorlar. Yani siz sadece talepte kalıyor. Etkinliklere baktığımızda DGS kontenjanlarının arttırılması, işte DGS sonuçlarının hemen açıklanması ile ilgili DGS öğrencilerinde bununla ilgili talepler çok az oluyor. Bunu kırmak istiyoruz bu sene. YKS öğrencileri mesela bir şey talep etmek istedikleri zaman Twitter'da 2 milyon tane tweet atıyorlar arkadaşlar. Ve ÖSYM mecbur olarak bunu dikkate almak zorunda kalıyor. DGS'de sorular bile yanlış olduğu zaman ÖSYM soruları bile iptal etmiyor. Yani geçen sene bariz bir tane soru yanlıştı. ÖSYM bununla ilgili herhangi bir açıklama bile yapmadı. Yani KPSS öğrencileri 1 milyondan fazla KPSS öğrencisi var. 2 milyon YKS öğrencisi var. Bunlardan sonra gelen en büyük kitle DGS öğrencisi olmasına rağmen DGS öğrencileri kendileri bununla ilgili böyle çok fazla konuşmadıkları için, ÖSYM baskı yapmadıkları için ÖSYM DGS ile ilgili kafasına göre İşlem yapıyor arkadaşlar. Kafasına göre kontenjanları düşürüyor. Yani YKS kontenjanlarının düşürüldüğünü siz gördünüz mü? Yani böyle bir şey mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani çok nadirdir bu olay. YKS kontenjanları kolay kolay düşürülmez. YKS kontenjanları arttırılır ama kolay kolay düşürülmez. Ama DGS'ye geldiği zaman bir bakıyorsunuz 700 olan kontenjan bu sene 500'e düşmüş. Kafasına göre kontenjanlarda değişiklikler yapıyorlar. Yani bu sizin elinizde arkadaşlar. Bu baskıyı yaparsanız, sınava 2 ay var, bu baskıyı yaparsanız ve düzenli aralıklarla biz bu etkinliği yapacağız. Etkinliği çevrenize duyurmanızı istiyoruz. Etkinliğinize sahip çıkmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bunda ben sınava girmiyorum. Benim hukukla ilgili herhangi bir
Şeyim yok yani herhangi bir kazancım yok. Sınava giren öğretmenler var ama ben onlardan biri değilim. Benim sadece hukuk öğrencilerim var ve ben kendi öğrencilerimi ve sizi düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla etkinliğinize sahip çıkın, kontenjanlarınıza sahip çıkın diyoruz. DGS öğrencileri kontenjanlarına sahip çık etkinliğinde hepinizi görmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın.